yüzde bir. Allah Allah falan dedirtmemişti. İlk, yani var olmak benim için başlı başına büyük bir delil. Bir diğeri ise canlılığın ve benliğin var olması. Şimdi varlık var cepte. Canlılık var. Bu da oluşmuş. Evrim. Okey. Ama bir de bilinç ve benlik var. Yani tüm bu oluşumun içinde ben olduğumu şu an hissediyorum. Şu gözlerle bakıp algılıyorum. Şu ağızla konuşuyorum. Şu beyinle düşünüyorum. Demek istediğim şey bunlar açıklanamaz şeyler değil. Ama bunun karşılığında ben hayret hissediyorum. Hayret. Tamam mı? Hayret hissi. Bu. Açıklanamaza sığınmıyorum. Hani bu çok sık getirilen bir şey var ya, eleştiri var ya inananlara. Boşlukların tanrısına inanıyorsunuz siz diye. Aslında hani şu bilim ile dini karşı karşıya getirenlere bir bakın. Boşlukların tanrısına inananların kendileri olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü diyor ki bilim bunları açıklıyor. Tanrıya gerek yok. Fark ettin mi yani durumu? Hani bilim açıklayamadığı zamanlarda Tanrı'ya gerek vardı onun için. O zaman Tanrı vardı. Ha bilim açıklıyor artık gerek yok. Ya açıklasın nasılını, tamam. Ben ama orasında değilim ki, işin mekanizmasında değilim ki. Ben ne olmuş da bunlar olmuş diyorum. Ve buna ek olarak bir de hayret hissediyorum bu olanlara. Tamam mı? Şey gibi hani illüzyonistler bir numara yapar, ulan nasıl yaptı ya dersin. Ama bazı şerefsiz sihirbazlar da meslek sırlarını böyle gösterirler. Hiç sevmez sihirbazlar onları. Sen de dersin hani, ulan böyle miymiş? Ha? Şimdi bilimin bazı şeyleri açıklamasına da insanların tepkisi bu. Ulan böyle miymiş ya? Evrim, mutasyon. Ulan ben de Allah yaptı sanıyordum. Vah vah. Oğlum yine Allah yapıyor olabilir onu değil mi? Hani... Bir mahsuru yok bence. Senin Mars'a gitmenin Allah'a bir zararı yok bence.